Jön Türkler sadece hünkârımıza değil, aynı zamanda devletimizin idare şekline karşı da bir muhalefet için yola çıkmışlar. Lakin şimdilik sadece kanun esasıyı ilan ettirmek istiyorlar. Kanun esasıyı biz ilan edip yürürlüğe soktuk. Meclisi biz açtık. İşi siyaset yapmak olan mebuslar ihanete tevessül ettikleri için de kaldırdık. Ve hünkârım, bu vaziyet Jön Türkler'de kendilerince haklı bir yol, bir siyaset şekli olarak ortaya çıkıyor. Lakin tartışılması gereken bir hamleleri daha var. O da Ermenilerle işbirliği içine girmeleri. Hünkârım, Berlin Anlaşması'nın 61. maddesi 6 vilayetteki Ermenileri Rus ve Avusturya Macaristan devletlerinin garantisinde korumaya alıyor. Ve bu vilayetlerde Ermenilere bir şey olursa hukuken iki devletin de müdahalesini gerekli kılıyor. Maalesef. Lakin biz yaptığımız siyasetle 61. maddeyi hiçbir vakit geçerli kılmadık. Şimdi eğer Ermeni çeteciler Jön Türklerle masaya oturacaksa istekleri bu vilayetler üzerinden olacak. Pas tamam öyle hünkâr. Yüzyıllarca bu vilayetlerde Türk, Kürt, Ermeni, Çerkez bir arada yaşadılar. Lakin Ruslar gelip Çerkezleri sürgün etti. Yerine Ermenileri yerleştirdi. Bunu bile iste. Çerkez ve Ermeni milletler arasında bir çatışma çıkartmak için yaptılar. Biz de Necip Çerkez tebaamız ile Sadık Ermeni tebaamız arasında bir kavgaya meydan bırakmadık. Şimdi Ermeni çetecilerle Jön Türkler işbirliği içinde. Maalesef. Üstelik hünkârım, işbirliği içerisindeki Ermeni çetecilerin birçoğu Doğu vilayetlerinde katliam yapmış eşkıyalar. İşte paşa, biz bu işbirliğini ifşa etmeliyiz. Biz de millete dönüp demeliyiz ki, ey milletim, Jön Türk namıyla bize muhalefet edenler kiminle iş tutuyor görün. Dünyanın emperyal sermaye sahipleri bir yanda, diğer yanda doğuda Ermeni Müslüman demeden katleden insan kasapları. İşte bunlarla ortaklığız. Bunlarla aynı masada, aynı hedefteler. Bizim bunu milletimize anlatmamız şart.